Bugün yine sizler için birbirinden eğlenceli ve farklı kafa karıştırıcı soruları hazırladık. Bakalım bu sefer soruların hepsini çözebilecek misin? Hadi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bir hastanede küçük hastalar oyuncak ayılarla oynamaktadırlar. Hastanedeki çocukların çok sevdikleri bu oyuncaklar birden ortadan kaybolmuşlardır. Çünkü küçük bir hasta tüm oyuncak ayıları alıp eve götürür. Bunun üzerine hastane yönetimi problemi çözmek için akıllı bir çözüm bulma arayışına girmiştir. Peki ama sizce hastane ayıların çocuklar tarafından alınıp götürülme problemine nasıl bir çözüm bulmalı? Eğer ki hastane oyuncak ayıları bandajlarsa ve çocuklara oyuncakların hasta olduğunu söylerse, çocuklar oyuncakları tedavi olmaları için hastanede bırakırlar. Böylece bu problem de çözülmüş olur. Yağmurlu ve soğuk bir günde Ceylan eve arkadaşlarını davet etmiş ve arkadaşları geldikten 20 dakika sonra öldürülmüştür. Olay yerine gelen polislerse hemen evdeki arkadaşlarını sorgulamaya başlar. Ezgi, "Sabah kahvaltı yapmadığım için mutfakta bir şeyler yiyordum." demiştir. Nisan, "Havuzda yüzüyordum." derken Berke, "Arka bahçede kitap okuyordum." demiştir. Son olarak Cansu, "Tüm gün odada resim çizdim." diye ifadesinde belirtir. Peki sizce evdeki bu 4 kişiden hangisi Ceylan'ın katilidir? Ceylan'ın katilleri Nisan ve Berke'dir. Çünkü soğuk ve yağmurlu bir günde ne havuza girilir ne de arka bahçede kitap okunur. Mısır'da antik bir mezarın önünde durup mezarı incelerken bir anda üzerinde durduğun zemin açıldı ve tünel boyunca düşmeye başladın. Düştüğün tünelden geri de çıkamıyorsun. Ama neyse ki önünde bir kapı var. Bu kapı çıkış kapısı ve 3 farklı kolla açılabiliyor. İlk kolla kapıyı açarsan odanın içi bir anda zehirli yılanlarla dolmakta. İkinci kolla kapıyı açarsan oda akreplerle doluyor ve son olarak üçüncü kolla açarsan odayı kutsal mısır böcekleri dolduruyor. Peki sen bu ürkütücü odadan sağ salim kurtulmak için hangisini seçmelisin? En güvenli kol üçüncü koldur. Çünkü üçüncü kol odanın kutsal mısır böcekleriyle dolmasına neden olacaktır. Bu böcekler insana zarar vermediği için güvenli bir şekilde odadan kurtulabilirsin. Şanssızlık bir türlü yakanı bırakmıyor. Bu sefer kış tatili için gittiğin İsviçre Alplerinde buzdan bir şatonun içinde tuzağa düştün. Önünde ise seni özgürlüğüne güvenli şekilde kavuşturacak 3 tane kapı var. Fakat bu kapıların ardında birbirinden ölümcül tehlikeler bulunmakta. İlk kapının ardında zehirli yılanlar, ikinci kapının ardında uçan kılıçlar var ve bu kılıçlar içeri giren herkese saplanıyor. Son kapının ardındaysa vahşi bir kutup ayısı bulunmakta. Peki sen buzdan şatodan kurtulmak için hangi kapıyı seçersin? En güvenli kapı birinci kapıdır. Çünkü buzdan şatonun içindeki zehirli yılanlar çoktan buz tutmuştur. Sırada gözlerinizi sorgulamanıza neden olacak optik illüzyon resimleri bulunmakta. İlk olarak soldaki renkli resme 30 saniye boyunca dikkatlice bakın ve daha sonrasındaysa hemen yanındaki renksiz resme bakın. Dinozoru yeşil görüyorsunuz değil mi? Bembeyaz resmi beyin gücünüzle yeşile boyadınız. Bu durum siz gözünüzü kırpana kadar devam edecektir. Peki sizce bu resimde gördüğünüz turuncu daireler aynı boyutta mı? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı ama isterseniz videoyu durdurup resmi daha dikkatli inceleyebilirsiniz. Birçok kişinin tahmin ettiğinin aksine turuncu daireler aynı boyda ve bunu kırmızı çizgilerle kanıtladık.
Sizce resimdeki çileklerin, hamurun ve masanın rengi hangi renk? Cevap vermekte acele etmeyin çünkü gözleriniz sizi biraz yanıltabilir. Resimdeki çilekler kırmızı değil. Beynimiz her zaman çilekleri kırmızı olarak görür. Ancak resimdeki çilekler bizim düşündüğümüzün ve gördüğümüzün aksine kırmızı değildir. Resimdeki gerçek renkleri sizler için gösterdik. Peki sizce yan yana dans eden bu üç kadından ortadaki kadın saat yönüne doğru mu yoksa saat yönünün tersine doğru mu dönüyor? Bu zorlu sorunun aslında net bir yanıtı bulunmamakta. Çünkü sağdaki veya soldaki diğer kadınlara baktığınızda ortadakinin dönüş yönünü değiştirebilirsiniz. Şimdi ise resmi dikkatlice inceleyin. Sizce resimdeki kareler hareket etmekte mi? Cevap vermekte acele etmeyin. Çünkü gözleriniz sizi yine yanıltacaktır. Size gösterdiğimiz aslında bir resim ve doğal olarak içindeki kareler de hareket etmemekte. Hareket ettiğini görüyor olmanız sadece resmin ve beynimizin bize oynadığı küçük bir oyun. Gözlerinizi test ettikten sonra sıra geldi matematiğinizi test etmeye. Belli bir mantığa göre yerleştirilmiş rakamlarda sizce soru işaretli yere hangi rakam gelmeli? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Soru işaretli yere 4 rakamı gelmeli. Çünkü her bir kare içindeki sağ üst ve sol alttaki rakamların çarpımı diğer köşelere yazılmış. Yani 6 x 3 18, 7 x 9 63, 6 x 4 24 ve son olarak 7 x 6 42'dir. Yine sizden soru işaretinin yerine gelecek rakamı bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı ama isterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Doğru cevaba ulaşmak için önce topun ve kutunun değerini bulmak gerekiyor. Topun değeri 90, kutunun değeri ise 10'dur. Son işlemde rakamları yerine koyarsak sonuç 900 çıkar. Resmi ve numaralandırılmış renkli kareleri dikkatlice inceleyin ve hiçbir kareye bağlı olmayan 3 kareyi bulmaya çalışın. Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde 3 doğru kareyi bulabilecek. Hiçbir kareye bağlı olmayan kareler 17, 19 ve 23 numaralı karelerdir. Peki kimler sorumuza doğru cevap vermişti? Kuru kafaların yer aldığı bu resim içerisinde sizce hayalet nerede? Süreniz başladı. Hayalet evin alt katında yer almaktaydı. Peki bu resim içerisinde gizlenmiş domuzu bulabilecek misiniz? Resim içerisinde domuz ortadaki ağacın arkasına gizlenmiş. Geldik son soruya. Bir hastanenin morguna ait olan bu resim içinde sizce sedyede yatanlardan hangisi ölmemiş? Sağdaki sedyede yatan kişi mi yoksa soldaki sedyede yatan kişi mi? Cevaplarınızı bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.